Merhaba, Yeşil ve Ötesi'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Nurbahar ben. Bugün de Mete ile beraber Özlem hocamızı ağırlıyoruz. Özlem hocadan ilk 2 bölümde çok bahsettik. Çünkü bizim tanışmamıza vesile olan çevre tarihi dersini bizatihi kendisi açmıştı. Bugün de Osmanlı çevre tarihi neden gereklidir hakkında birazcık konuşacağız. Madem çevre tarihi bizi bir araya getirdi, birazcık da çevre tarihi üstüne konuşalım istedik bu bölümde. Özlem Hoca'yı tanıtmak üzere sözü Mete'ye bırakıyorum ben şimdi. Merhaba tekrar. Özlem Hoca, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kırmadınız bizi. Özlem Hoca'nın geçmişinden bahsetmek gerekirse, lisans çalışmasını ODTÜ Siyaset Biliminde, yüksek lisansı Hacettepe Tarih'te bitiriyor. Sonra Mini Üniversitesi'nde, Türkoloji bölümünde Rodosçuk üzerine bir kent tarihi çalışması var diyebiliriz. Daha sonra da post doktorasını Harvard'da yapıyor. Şu an Hacettepe Üniversitesi tarih bölümünde doktora düzeyinde mesela çevre tarihi dersi veriyor. Bunu yakinen biliyoruz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Veya şöyle sorayım. Kente ilginiz, çevreye ilginiz hangi aşamada başladı? Kente ilgim aslında kent tarihi yazmaya çalışırken başladı. Ben master yani siyaset bilimi binden çıktığım zaman aklımda daha fazla ideoloji, insanların ideolojileri nasıl değişir diye bir fikir vardı. Yani bunu anlamaya çalışıyordum. Çok da fazla siyaset biliminde anlatılmayan yani böyle bizim dönemimiz çok önemli, ilginç bir dönem. Bizde Batı dünyası tarihi anlatılırdı. Öyle bir jenerasyondan geliyorum yani tam dinozor jenerasyonu. Tam kolonyal şeyin en etkili olduğu dönem. İşte siyaset bilimi öğreniyorsun fakat kendi tarihinle ilgili şeyler hep böyle sanki Batı'dan alınmışmış gibi bir hikaye. Bunun içerisinde bir şeyler eksikti ve böyle bir ortaçağ İslam tarihi çalışarak başladı benim tarihe. İlk atılmam böyle çok merak, büyük merakla başladı. Sonra da doktorada da işte Osmanlı kent tarihine başladım. Süreyya Faruki idi hocam ve bir bakıp hani insanların gündelik hayatında nasıl yaşıyorlardı gerçekten çok merak ettiğim bir şeydi. Çünkü ben kendim bir şey olarak yani bir kız çocuğu olarak bana anlatılan tüm tarihin içerisindeki o büyük savaşlardan pek bir şey anlamamıştım. Yani pek kendimi orada hissedememiştim. Benim gibi yaşayan birisi nasıl yaşar o dönemde diye gerçekten çok ne yer ne içer hani nasıldır bir şey bir insanın yaşamı çok benim için önemliydi. O yüzden gitgide böyle iyice mikro düzeyde bir insan nasıl yaşar sorusuyla başladı aslında her şey. Sonra da tabii ki bunu anlamaya çalışmak beni çevre tarihine getirdi. O zaman hocam günün ilk sorusuyla ben başlayayım. Madem çevre tarihi konuşacağız, ilk başta böyle bir çevre tarihi nedir, neleri kapsar, nasıl çalışır, neleri merkeze alır, neleri dışlar demeyeyim de genel olarak bakılanın tersi bakılan birkaç yeri var. Onları birazcık böyle bize anlatırsınız, ben çok mutlu olurum. Çünkü benim birçok aradığım sorunun cevabı beraber işlediğimiz derste çevre tarihinin bakış perspektifinin ben geldi. Hani aradığım yeri orada buldum gibi oldu. O yüzden birazcık size anlatın çok isterim ben. Hani nasıl bakıyoruz çevre tarihi gözünden geçmişe nasıl bakıyoruz? Aslında şöyle bir şey, çevre tarihi gözünden geçmişe bakmak, geçmişe bakmak ama daha önceki belki şeylerimizi, gözlerimizi kapatan bazı şeyleri açarak bakmak. Yani yine geçmiş ama işte şey insan merkezli bir geçmiş değil. Yani geçmiş sadece insanların var olduğu, insanların yaptıkları şeyler, işler bütünü değil. İnsanların dünyada diğer canlılarla sürdürdükleri bir yaşamın daha uzun ölçekli, daha kapsamlı olarak algılanması. O yüzden aslında çevre tarihi evet bir tarih ama farkında bir tarih. Diğer canlıların, bitkilerin, hayvanların, insanların ortak mikroorganizmaların ortak yaşamının farkında bir tarih. Komünite dediğimizde zaten çevre tarihinde tüm bunların hepsini dahil ediyoruz galiba. Hani komünitenin tanımı tam olarak ne oluyor çevre tarihinde bu durumda? Bu çok eğlenceli bir kavram.
aslında ikinizi bir araya getiren bir kavram. Mete'nin siyaset bilimi şeyinde ve benim siyaset bilimi kökenimde komünite dediğiniz zaman asla aklınıza şey gelmiyor. Bitkiler falan vesaire gelmiyor. Oysa Nurbahar senin geldiğin şeyde komünite tam olarak yani bir arada bir ortak yaşam ama yani o ortak yaşamın birbirini destekleyen de bir ortak yaşam türleri ve daha çok biyolojik şeyler için yani insanları içermeyen bir şey anlatım. O yüzden aşağı yukarı evet. Yani türler arası etkileşimler olarak tanımlanır yaşam birliği ya da komünite dediğimiz bizde. Onda evet. Da belli başlı mesela rekabet vardır, avcı ilişkisi vardır, işte parazitlik vardır vesaire. İnsanın yerden hani dış etki, bozucu etki olarak sadece değerlendirilir ama yaşam birliğinin ya da komünitenin ana unsurlarından biri olarak tabii ki yeni çalışmalarla hani son zamanlarda böyle dahil edilmeye başlanıyor ama klasik ekolojide, klasik doğa bilimleri perspektifinde aynı dediğiniz gibi sizde yaşam birliği ya da komünite dediğinizde insanlar ve etkileşimleri bizde de türler arası, insan dışı tüm türler arası. Her tür etkileşim olarak tanımlıyordu. Evet, siyaset biliminde yani şeyler, tüm hayvanlar, bitkiler falan dış etken, insan da yapıcı böyle, şey, kahraman falan böyle. Yani. Çok komik, tam tersi bizde de doğal bir denge var ekosistemde, insanda işte bu yaşam birliğinin bozucu etkisi olarak giriyor. Bir şekilde bir araya gelmemiz şarttı. Evet. Mete, ben sana devrediyorum bir sonraki soru sırasını, yoksa ben kaptırıp gideceğim buradan. Bunu aslında devam da edebilirsin ama ben senin ilk soruyu somutlaştırmak adına Özlem Hoca'ya şeyi sormak istiyorum. Şimdi çevre tarihini gayet özlü bir şekilde açıkladınız. Ancak mesela onu somutlaştırmaya çalıştığımızda mesela Osmanlı özelinde çevre tarihi hani bilsek ne işe yarar ki gibi bir şey çok kolay gelebilir. Hele de tarihçi profilini, yani Türkiye tarihine, Osmanlı tarihini çalışan tarihçi profillerine de bakınca, yani ben bu sorunun %100 hani daha popüler bir konu ama işte hani çiçek böcek ayarında böyle bir aşağılandığını biliyorum. Ama yani sorumu da şöyle toparlayayım. Mesela Osmanlı'da çevre tarihi olmasa neyi kaçırırız? Aslında yani tüm kimliği kaçırırız diyeyim. Yani kendi insanlığımızı kaçırırız. Nedeni şu. Şöyle ki yani Osmanlı tarihi içerisinde eğer çevreyi anlatmazsanız o çevre içerisinde insanların nasıl mücadele ettiklerini, neyi başardıklarını da anlatamazsınız. O zaman böyle bir kimlik kurgusu olur. O kimlik kurgusu değişmeyen bir kimlik kurgusu olur. Nitekim hani sıklıkla şey yapan anlatılan şey bu, böyle sanki Osmanlı İmparatorluğu'nda hani kurumsal değişimler falan da çok böyle şey yapılan anlatılan şeyler değil. Eskiden bir şey varmış, böyle ideal bir şey varmış, onu sürdürebilmişler ya da dışarıdan gelen etkilerle sürdürülememişler gibi bir anlatı var. Tabii bu anlatı çok fazla şeyin etkisinde, yani kolonyal bir düşünce tarzının etkisinde. Hatta bir çeşit self-colonization dediğimiz, kendi kendini kolonyal görmek, kendi kendini aktif bir aktör olarak göremeyen bir bakış açısını da içerisinde barındırıyor. O yüzden aslında çevre tarihi meselesinin açılmasının, kapılarının açılmasının bir öncüsü de yine kolonyal, postkolonyal eleştirinin Osmanlı tarihçiliğinde önemli bir şey alması. Bugün artık hani postkolonyal eleştirinin herkes farkında ve daha yani daha farkında diyelim eskiye oranla. Bu durumda eğer yani ecdat diyeyim, eğer aklı varmış ve bir şey değiştiriyorsa, ki ben öyle olduğunu düşünüyorum, o zaman kurumsal değişim çevresel etkili, yani çevreden gelen etkilere karşı bir çeşit mukavemet gösterip kurumlarda bazı değişiklikler olmuş olmalı, ki var. Yani bu açıdan baktığınız zaman var. Bir böyle Batı merkezli anlatımın içerisinde sanki işte böyle bir evet kültürü aynı şekilde devam ettiren insanlar gibi algılanması meselesi var. Bir aynı, bunun tam tersi, hayır biz çok iyiyiz, müthişiz ama yine kültürümüzü aynı şekilde devam ettiriyoruz gibi bir algı var. Tam bunun içerisinde işte biz düşünen insanlarız. Yiyen, içen ve
dünyanın farkında olan insanlarız. Tam bu noktada işte çevre tarihçiliği hem postkolonyal eleştiriyi içerisine alıyor, hem uluslararası anlamda kurulan böyle bir batı merkezli, hani insan olarak daha akıllı bir batılıyı bir kere ortadan kaldıran bir şey. O kurguyu alt üst eden bir şey. Ve var olmanın şeyi tarihi aslında çevre tarihçiliği. Ben de bir tık daha da somutlaştırıp birazcık yere çekmek istiyorum çevre tarihini. Mesela etmenlerden bahsedebiliriz. İklimden, işte buğdaydan, tarımdan, pirinçten, her neyse aklınıza gelebilecek herhangi bir böyle unsurlardan birini böyle alıp da onun perspektifinden çok ufak bize bir böyle bir çevre tarihi hikayesi anlatabilir misiniz mesela hocam? Evet, yani Ankara'dayız ve ben hep Ankara'dan başlamayı çok seviyorum. Ya da neredeysem oradan, yerden başlamayı çok çok seviyorum. Ayaklarımız yere bir basmalı. Yani şu an işte hani bugün bir miktar sıcaklık yaşıyoruz falan. Bu sıcaklık ve bir şey boyunca, sene boyunca inanılmaz bir kuraklık yaşadık. Özellikle şeyde, yani tarımla uğraşanlar çok ciddi bir şekilde bunu fark ettiler. Yani geçtiğimiz sene toprak açıldı, yarıldı. Yani içine koyacağınız tohumu alamayacak şekilde sertleşti. Hani böyle bir şey. Bu sene o yüzden ürün yok, hani bundan bahsediyoruz. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Eskiden de önemliydi. Yani Osmanlı döneminde de önemliydi. Ve 16. yüzyılın sonundan itibaren böyle bir 500 yıllık süren, aslında ilk işte bir küçük buzul çağı yaşanıyor. 16. yüzyılın ilk, yani sonundan başlayıp 17. yüzyılı da içine alan inanılmaz işte soğuk ve sıcak havaların bir arada olduğu ve bir kuraklığın, her şeyden önce bir kuraklığın olduğu İç Anadolu'da köyler terk ediliyor. Müthiş bir olay bu İç Anadolu için. Ve bu kuraklık ortalama değerler 500 yıl boyunca düşmüş. Yani bizim ve daha da düşeceği ve İç Anadolu'nun hani çölleşeceği bekleniyor. Ve işte belki çevre tarihçiliği nedir sorusuna bir cevap da bu. Çevre tarihçiliği uzun sürenin tarihini yapmaktır. Yani buna uzun ölçekli bakmak, evet, kuruyor yani. Hani biz Ankara için bu geçtiğimiz birkaç sene içerisinde şey oldu. Hani böyle biraz yağışlı yazlar geçirince insanlar böyle yok yani hani hava, yani küresel ısınma nedir vesaire gibi böyle hani şey yaptılar, ama işte bu aslında onlar iklim anormaliteleriydi ve onlar da çok yaşayan canlıların şeylerini, yaşam biçimlerini değiştiriyorlar. Ve tarihte bizim gördüğümüz şey, yaşam biçimleri değiştiği vakit çok daha fazla ölüm oluyor. Tabii farklı farklı şeylerde, yani insanları farklı ritim değişiklikleri şey yapıyor, etkiliyor. Bitkileri farklı ritim değişiklikleri etkiliyor. Yani ne bileyim, işte buğdayın üzerine yaz vakti kar yağdı mı bitti mesela, yani işte, ya da pamuğun üzerine yağdı mı bitti. İşte şey için, pirinç için, ne bileyim, yazın Mart ayı çok sıcak geçti mi o çok büyük problem olmuş. Mesela geçmişte bu olan olayları hani daha çok sıralıyorum. Ya da mesela işte çok şey, soğuk bir kış geçip de yazları çok sıcak olduğu zaman hayvanlar telef oluyorlar. O çok büyük bir sorun tarihte. Şimdi bunların hepsinin farklı farklı şeyleri var. Hani etkileri var. Yaşam ritimleri farklı olan canlılar var. Bitkiler, hayvanlar, insanlar. Bunların türleri. Her birini farklı etkiliyor. Yani o yüzden hani öyle. Yaşam ritmi ne demek? Yaşam ritmi ne demek? Evet. Yani bitkiler için söz konusu, yani konuşacağımız bir şey ise eğer bu. İşte belli bir dönemde hani tohumu atıyorsun, sonra o tohum yavaş yavaş hani filizleniyor. O filizlenme sürecinde belli bir sıcaklık ihtiyacı var, belli bir nem oranı ihtiyacı var. Hani bunları sağlayamazsanız o bitki hani yaşayamıyor. Belli dönemlerde bol suya ihtiyacı var. Belli dönemlerde de su ona, yani ona zarar verecek bir şey haline gelebiliyor. Örneğin Ankara için, yani işte Ankara'da ikindi yağmurları çok
değerlidir. Bir bahar şeyleri çok önemlidir. Yani bahar yağışı önemlidir. Bir de kar yağışı önemlidir. Yani hele kar yağışı o yani yavaş yavaş eriyerek bitkiyi beslediği için o da çok önemlidir. Hani buğday üretim için tabii konuşuyorum burada. Şimdi bunlar olmadığı vakit biz böyle bir şey geçirdik, dönem geçirdik. Kar yağışı doğru dürüst olmadı. İşte yani yağışlar yine geçen seneden beri süren bir kuraklık söz konusu. Hani böyle durumlarda tabii o bitkilerin yaşam ritimleri bundan etkileniyor. Teşekkürler Özlem Hocam. Şimdi bir çevresel felaketlerin gündeme geldiği, işte hem kitlesel hem de kurumsal, hatta hiç beklenmedik oluşumların bile iklim raporları yayınladığı bir dönemdeyiz. Bu aslında bir aciliyetçilik şeyden kaynaklanmıyor. Yani gerçekten yapısal bir dönüşüm beklendiğinden dolayı değil de hani çoğu zaman göstermelik bir şekilde ortaya çıkıyor. Ancak bu bir de bir gerçeği ifade ediyor. Yani gerçekten de çevre felaketi var. Bu kaçınılmaz bir duruma geldi. Biz bunun aslında bir de yani çevre hareketleri 70'lerden itibaren yükselişte. Türkiye'de 90'lar sonrası diyebiliriz. Ancak bunun bir de tarihi var. Yani bir ilk çevre tarihi nedir dedik. Bir de bu çevresel felaketlerin, hatta şöyle de özetleyeyim, antroposinin tarihsel kökeninden bahsedersek ne dersiniz hocam? Yani evet, çevre felaketleri çok uzun süredir şeylerin, işte iklim tarihçilerin, örneğin Miktat Kadıoğlu'nun çok yani ben 10 yıl öncesinden de benden bu konuda hani böyle hani şey yapıp memleketi sevmekle ilgili böyle bir şey var yani, hani bu yapalım biz falan diye müthiş şeyleri işte ya bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben de böyle kendimi cadı gibi hissediyordum, böyle ya işte Ankara'da ani yağışlar, seller olacak, işte şeyler yani mesela şimdi bizim beklediğimiz kent içerisinde Ankara'da beklediklerimizi belki söyleyeyim, hani bu felaketler tarihi içerisinde beklenenler, hani bunlar bilimsel şeyler, çok uzun zamandır bekleniyor. Kent içi selleri bekliyoruz. Çünkü iklim değişimi demek aynı zamanda ani şeyler, iklim değişimleri de demek. Yani öyle 1-2 derece ısındık, 1-2 derece soğuduk ya da bir sene birazcık işte çok sıcak oldu, ki o bazı sıcaklar tabii ki yaşlıların ölümüne de neden olan bilen sıcaklar. Ankara için başka şeyler de var. Toz taşınımı var, ki bu da çok önemli problem olabiliyor canlılar için. Hem insanlar hem bitkiler için. İşte çeşitli hastalık türleri artabiliyor. Yani Ankara içerisinde biz şimdi beklediğimiz şey, evet, ciddi bir kuruma yaşayacağız. Bazı tarım alanları artık kullanılamaz hale gelecek. Nitekim hani böyle çok sorgun yaylası vardır. Yani işte Ankara'da orada bile suyun azaldığından hani insanlar bahsediyorlar. Bu büyük bir şey demek. Çünkü bir miktar daha Karadeniz'in etkisi olan bir yer hani şey. Ciddi bir kuraklığa doğru hani gidiyoruz. Bu çok ciddi bir şey. İki, yani şeyin içerisinde, kent içerisinde toprak kuruduğu zaman su tutunma kapasitesi de azalıyor ve daha böyle parçacıklara ayrılıyor toprak. Bu durumda su tabii kayıveriyor üzerinden ve kent içerisinde de zaten hani birçok dere yer altına alınmış durumda ve onların işte kapasite de arttı. Hani şey, taşınan kapasite de arttı o kanallarda. Ani bir yağış bunu patlatabilir. Yani nitekim daha önce Ankara'da büyük bir sel yaşandı. Hani benzer bir şey artık daha farklı bir şekilde yine yaşanacak. Arada oluyor bu arada, hani yani ufak tefek böyle seller falan hani yaşanıyor. Bir zamanlar böyle bundan 5-6 yıl önce ben bir radyo programında bunu anlatmıştım. İşte seller yaşanacak. O radyo programını da konuştuğumuz spiker her seferinde arıyordu. Hocam yine sel diye. Yine hani biz bunu daha fazla, hani böyle bir cadılık meselesi değil ama bunu daha fazla yaşayacağız. Şimdi çok ciddi bir şekilde bunun yani bu konuda önlem alınması gerekiyor. Neyse ki yani bu konuda çalışan çok insan var. Yani Miktat Kadıoğlu'ndan bahsettim ama Ankara için çalışan Ankara'nın dereleri diye yani bu konuda yapılan inanılmaz çalışmalar var. Yani insanlar hayatlarını buna adıyorlar. Çok değerli insanlar var. Ve işte Ankara'nın dereleriyle ilgili birçok çalışma yapıldı. Neyse ki hani bu ilgi çekmeye başladı. Ama Mete, senin söylediğin gibi hani böyle bir
Hani bir ateş kıvılcımı mı olacak bu? Yoksa çok ciddi bir şekilde hani olay daha kapsamlı mı şey yapılacak? Çok popüler bir şekilde arada hani gündeme geliyor ne yazık ki. Daha böyle hani gerçekten hani tarihçilerle bir arada ne yaşanmış ve gelecek tahmini yapan iklim tarihçileriyle bir arada, iklimcilerle bir arada çalışması, ciddiye alması hani yerel yönetimlerin bu işi çok çok önemli gerçekten. Umarım olacak. Ben ama her türlü ilgiyi seviyorum. Hani popülere de razıyız artık yani. Evet, bu çok ciddi bir iş. Yani hepimiz ne ucundan tutuyorsak, ne kadarını anlıyorsak artık bunun içinden ucundan tutmamız gereken bir sürecin içerisindeyiz. Peki hocam böyle bu şimdi birazcık Mete bahsetti hani Türkiye'deki çevre hareketlerinin kısa bir şey yaptık değindik ama ilerleyen zamanlar içinde sizin böyle tahmin ettiğiniz ya da gördüğünüz çevre duyarlılığının da diyeceğim hani ya da işte çevre hareketinin çevre bilincinin bu üçünü ben apayrı görüyorum hepsinin iyice birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum. Bunların böyle gittiği yer hakkında ne düşünüyorsunuz? Size umut vaat ediyor mu yoksa böyle yüzeysel kalmaya devam edecek mi? Bir de kuşaklar arası da bakış farkı var ya bundan çok konuşuyorduk biz bu zamana kadar. O kuşaklar arası bakış farkının nereye doğru gideceğini düşünüyorsunuz? Birazcık da onlardan konuşalım mı? Özlem Hocam, ben Murbağar'ın bu komünite sorusunu biraz daha geliştirip ve yine aynı takıntıyı... Geliştirip derken? Estağfurullah. Ekologların komitesine bir şey mi söylüyorsun Mete? Yok, bunda asla bir şey söylemiyorum. Hani somutlaştırırsak, hani bu normalde çok felsefi, işte Roberto Esposito'nun mesela kitabı var, işte Communitas diye. Anlatıyor da anlatıyor. Filolojiden girip Heidegger'den çıkıyor. Ve aşırı soyut kalıyor. Hani uygulanabilirliği sıfır gibi. Ancak bu tam olarak öyle de değil. Yerelle oldukça alakalı. Özellikle de yönetişim olarak veya yerel idare olarak aslında bir somutluğa da sahip. Ya bu konuda ne diyorsunuz? Mesela belediye, yani Türkiye belediyelerinden beklenebilir mi? Mesela kooperatifler işte bazı şehirlerinki ön plana çıkıyor. Gayet de başarılı. Yani oradan burs veriyorlar. Bu peki mesela Ankara gibi bir şehirde uygulanabilirliği var mı diye bir soru soruyorum. Yani İlhan Tekeli Vakfı'nda da yani son zamanda konuştuğumuz şeylerden bir tanesi bu İlhan Hoca'nın belki hani bu geldiğimiz dönemdeki problem olarak ortaya koyduğu şeylerden birisi bu. Diyor ki belediyecilik komünite oluşturabilmektir diyor. Bu söz yani bu şey söz çok büyük bir söz. Bu söz son dönemde yaşanan birçok yani şeylerin başarılı belediyecilik örnekleriyle başarısız belediyecilik örneklerinin aslında şeyde açıklaması. Komite oluşturmak belki ilişkiler kurabilme kapasitesi. Yani bunu çok farklı belediyeler, iyi belediyecilik örneklerini bu arada toplayan işte Muhittin Acar gibi hocalarımız var şeyde, siyaset biliminde. Onun da hani şey yaptığı bu yani şeyden bağımsız olarak işte AKP, CHP, MHP'den bağımsız olarak böyle şeyler topladığımız zaman görünen şey şu. Ne zaman komünite oluşturabiliyorsunuz o zaman şey oluyor. Bu farklı ölçeklerde olabilir. Mesela İstanbul'da bir süre işte şey farklı şehirlerden gelenlerin komünitelerinin oluşturulması, onlar için bahçelerin kurulması falan gibi şeyler vardı. Hani bu ne kadar sürdü, ne kadar şey yaptı o ayrı bir mesele ama o bir süre hani canlı tutan bir komünite algısıydı. Fakat komünite algısını bugünün şehrinde farklı ölçeklerde kurabilmek gerekiyor. Hem yani bir mahalle ölçeğinde, yerel ölçekte ama mahalle ölçeğinin çok ötesinde ilişkileri olan bir yaşam sürüyoruz. Yani ritim nedir? Evet, insan için ritme gelelim. O zaman ritim analizi ve işte Lefebvre'in kenti anlamak için ritim analizini bilmek gerekiyor. Orada da işte İnsanların hani şehrin içerisinde nasıl yaşadığına baktığınızda artık böyle şehri çok daha büyük ölçeklerde kullanan bir insan var. Şimdi bu insan için artık mahalle ölçeğinde bir ilişkiler kurabilme yetisi yeterli değil. Bir belediye ne kadar büyük ölçekte ilişkiler ağı kurabilirse, komünitesini ne kadar büyütebilirse
o kadar hani komünite oluşturabilme için o kadar yani başarılı olmuş olacak. Uluslararası ölçekte de ilişkiler kurma şeyini görevini aslında şeye belediyeciliğin içerisine veriyor. Çünkü artık insanlar çok farklı ölçeklerde ilişkiler kuruyorlar. Bunun bir tanesi bu. Komünite nedir? Burada tabii Nurbahar bir de Nurbahar'ın komünitesine. Yani bu sefer bitkiler, hayvanlar ve daha böyle ekolojinin komünitesine de gelmek gerekiyor. Yani bu insan merkezlilik, merkezli sosyal bilimden çıkıp işte o yüzden belki sosyal bilimler için artık çevre önemli bir şey haline geldi. İşte şey için bu sefer ekologlar için de tam tersi şey önemli hale geldi. Sosyal bilimler önemli hale geldi. Bunu birazcık böyle tabloların üzerinde birazdan göstereceğim. Çünkü dünya değişti. Yani içinde bulunduğumuz dünya değişti. Artık insan etkisi çok ciddi bir şekilde hani göz ardı edilemeyecek ölçeklerde oldu. Artık çevre içinde yaşadığımız çevredeki değişiklikler insanın göz ardı edemeyeceği kadar büyük oldu. O yüzden bize bir başka bir komünite şeyi gerekiyor. Bir farklı ölçeklerde. Yani işte yerel olarak yerel şeyden böyle yavaş yavaş büyüyen şehirde, şehrin bölgesel ölçekte şehirde ilişkiler kurabilen, bu da çok çok önemli bir şey. Yani sağlıklı yiyecek tedariki için bölgesel ölçekte artık şehir planlaması içerisinde düşünmek kesinlikle önemli. Ya da başka nedenlerle de bölgesel ölçeğin dışında düşünmek zaten şehri anlatamayan bir şey haline geldi. Ve tabii uluslararası ölçeğe böyle bakan bir şehir algısı var. Bir de zaman ölçeği. Biraz önce söylediğim hani iklimle ilgili konularda. Bir böyle çok kısa ölçekli şeyler var. Hani işte 5 yılda bir seçim nedeniyle 5 yılda işte iktidara gelip sonra gitmek falan gibi böyle kısa ölçekli aslında bir şey için. İklim tarihçisi ya çevre tarihçisinin gözünde çok kısa ölçekli ölçeklerle bakmak var. Bir de daha uzun ölçekli. Yani o uzun ölçekliye insan üzerinden de gitmek mümkün. Uzun ölçekli artık düşünebilmek zorundayız. Çünkü hani şeylerden kopuk olarak yani işte bu farklı görüşlerde olmaktan kopuk olarak ortak yaşam alanı var. İşte komünite oluşturabilmek tam bunu sağlamak. Yani parçalara bölüştürmek değil, insanları farklı şeylere aynı yerde yaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz ve bunun içerisinde hepimizin suya ihtiyacı var. Hepimizin sağlıklı yaşam ortamına ihtiyacı var. Şimdi bunun içerisinde komünite oluşturabilmek çevreyle birlikte düşünmemiz gereken bir şey. Bu nasıl olabilir tabii ki? Nesil nesil düşünerek de olabilir. Yani bir yöntemi de kendimiz üzerinden gidip bizden sonraki nesiller ama bizden önceki nesillerde. Hani şeyden geldik ya buna işte ecdattan geldik. Yani atalarımız, ötelerimiz hani çevreyle ilişkilerini nasıl kurdular? İşte bunu bilmek burada çok çok önemli bir şey. Bunu daha uzun ölçekli hale getirmeyi sağlıyor. Biz mesela kentlerde artık işte aile çalışmaları, aile tarihleri yapıyoruz. Sözlü tarih çalışmaları yapıyoruz. Bir miktar daha geçmişe götürmek için. Çünkü yani işte çok hızlı bir şekilde şehre yeni gelenler var. Fakat bu şehrin de bir tarihi var. Biz bu şehrin içerisinde çok hızlı bir şekilde yaşıyoruz. Yanından gelip geçtiğimiz şeylerin tarihini bilmiyoruz. Bu böyle bir anlam haritasını kelleştiren bir şey. Çölleştiren bir şey. Öyle değil. Mesela kimi yerlerde o yüzden işte yaptığımız projelerde mesela geçişi yavaşlatmak, anlamları içine koyarak orayı doldurmak gibi kent projeleri yapılıyor. Bunu değiştirmek için. İşte ritim analizi burada geliyor. Hızlı ritmin içerisinde kaybolanlar var. O kaybolanları geri almak ve geçmişe doğru bir şey. Bir de başka bir şey komünite oluştururken bir mekan ölçeği, bir zaman ölçeği, bir de aktörler kimler? İşte orada Nurbarların Nurbarların niye diyorsam artık bizim zaten çevre tarihi olduğuma göre. Hepimizin. Ben... her şey hepimizin artık. Hepimizin şeyi. Yani aslında farkındalık dediğim gibi işte diğer aktörleri de içine almak. Şimdi burada çok önemli, senin sorduğun bir yere geldik aslında Mete. Artık insan yani yeni nesil için
haklar kavramı değişti. Yani bunun içerisine işte yaratıcılık hakkı mesela yeni giren haklardan bir tanesiydi. Fakat yeni haklar da var. Yani diğer canlıların da hakları, hayvan hakları, bitkilerin ve dağda yaşayan diğer şeylerin de hakları önemli bir konu haline geldi. Şimdi biz bunu neyde görüyoruz ve ucunu görüyoruz. Yani bunu hisseden belediyeler işte hayvan barınakları yapıyorlar, başka şeyler yapıyorlar. Hani bunu yapıyorlar ama bunu bu kadar büyük ölçekte yeni nesilde bir nesilde karşı karşıyayız. Ve hangi görüşten olursa olsun bu şeyi yani komünite kavramını bu kadar büyük ölçeğiyle ekolojiyi de içine alacak bir şekilde düşünmek durumunda olduğumuz bir gelecek var. Ve bu çok güçlü bir hareket. Yani Nurbay sen bir şey herhalde soracaksın. Evet bir şey hocam uzun süre beraber ders yaptığımız için artık böyle bir şey söylemek üzere olduğumda anlıyorsunuz herhalde. Evet. Ya benim aklıma şey getirdi son söylediğiniz. Daha önce de size bahsetmiştim bundan. Danışmanımı anmak isterim Çağatay Hoca'yı. O böyle şeyden bahseder hep hani değişimin özellikle çevre hareketleri konusunda ya da işte çevreye bakış, çevreyle ilişki konusundaki değişimin bir noktada kendine dayatacağını ve o dayatma kısmına çok yakın olduğumuzu söylüyordu. Bu şeyde de konuştuğumuz metinin de örneğini verdi. Farklı farklı grupların iklim raporları yayınlaması konusu vesaire böyle tam olarak bu kapsama giriyor. Anladığım kadarıyla yani belediyeciliği de ben bu şekilde yorumladım. Yani artık böyle bu bir zorunluluk haline geliyor. Özellikle ya kendimi de yeni kuşağa dahil ediyorum. Z kuşağı değilim ama biraz yaşlı kaldık onlar için ama hani bütün olarak hepimize baktığımızda bizlerden giden o baskının, bizim konuştuğumuz konuların böyle belediyelerin aksiyon şeyine girmesi, ajandasına girmesi, o konuları atıyorum Çankaya'da şimdi şeylerin kurulması diyeyim. Küçük küçük bostanların ya da kurmasalar bile buna destek vermelerini, kompost çalışmalarına destek vermelerini falan. Ben o şey kendini dayatan değişim kapsamında değerlendiriyorum. O yüzden size şey sormuştum aslında. Umutla mı bakıyorsunuz siz biraz yoksa biraz daha hani daha mı karamsar bir yerden bakıyorsunuz diye. Çünkü bu bir yandan da şey herkesin yani bu konuyla ilgilenen herkesi tam olarak bıçak gibi ikiye ayıran tek şey bence bu. Hani karamsar bakmak ki elde değil karamsar bakmamak. Bugün gördüğümüz işte o işte müsilajla kaplanan Marmara Denizi videoları ve fotoğraflarından sonra mümkün değil karamsar olmamak. Kendimize bir gelecek görmemek dünya üzerinde vesaire. Öyle birazcık hani siz bu tablonun ne tarafındasınız? Hani daha böyle bir şeyler düzeltip bilecek gibi miyiz yoksa böyle yokuş aşağı gidiyor muyuz? Ne düşünüyorsunuz? Yani karamsar bakmanın çok romantik, çok böyle ilginç falan böyle bir ergen tarafı var. Karalar giymek falan böyle bir tarafı var. Metal falan böyle bir tarafı var. Eyvallah o tamam şey falan ama. Yani karamsar bakmanın aynı zamanda müthiş de bir şey tarafı var. Tembel bir tarafı var. Yani bir kesinlikle üzerinden tamamen atan bir tarafı var. Bir bu. Bir de çok şey bir olay vardı. Yani işte yani acaba karamsar baktığımızda bir şey olabiliyor mu? Yani buna daha fazla bunu kaldıracak bir şey var mı? Karamsar bakıp hiçbir şey yapmayalım. Zaten olmayacak. Ya da mesela bir şeyler yaparken işte birileri ne bileyim plastik ayrıştırırken birileri öbürlerin ya zaten bilmem bir şey falan filan böyle şey yapmalıdır. Bir mesela şey de çok eğlenceliydi. Viyana'daki şey yapan iklimle ilgili işte Fridays for Future gelecek için Cuma mı diye çevriliyor Türkçe'de nasıl çeviriyor? Çevrilmiyor galiba. Çevrilmiyor değil mi Fridays? Evet, FFF hareketi diye geçiyor Türkiye'de. De. Evet evet. Yani bu gençlerin yanına gelmiş böyle şeyler komünistler vardı böyle onlara şey veriyorlar kağıtlar veriyorlar falan diyorlar ki işte ne yapacaksınız eğer hani devrim yapamazsanız zaten şey değil falan. Hani şimdi şeyin farkında değiller. Gelen çağın bile farkında değiller. Bu çok büyük bir hareket. Yani neden büyük bir hareket? Daha öncesinden farklı olarak yani o böyle bir talepti. Devlete karşı bir talep. Tüm o işte 60'larda vesaire yaşanan o müthiş
şey, devletten bir talep. Burada öyle bir şey değil. Bu başka bir şey yani. Evet, devletten talep ama yani değiştirirken kendini değiştirme hareketi bu. Çok büyük bir hareket. Çok ciddi bir hareket. Yani öyle eleştireyim oturayım bu hareketi değil bu. Çok büyük bir şey. Şimdi bu neden bu kadar peki büyük bir şey? Çünkü hani insanın içerisinde politika umut verebilme aslında aksiyonu ve insan güzel olanı ve iyi olanı bir şekilde arıyor. Yani ve mutlu olmak istiyor. Mutlu olmak için işte o kafadaki haklar algısı değişti dedim ya canlılara karşı. Şimdi yani burada diğer canlılar için bir şey yapmanın verdiği müthiş bir şey var. İç huzur, mutluluk ya da bir şey var yani. Hani bütün o kısa ölçekli düşünmenin ve kısa ölçekli çıkar ve işte alıp gitmenin bütün bu oyunlar içerisinde bizim hani kafamızdaki farklı mutlu olma hormonlarını destekleyen o işte şey alıyorsun işte elmaları almak bilmem ne falan gibi şeylerin içerisinde yetmeyen bir şeyler var. Yani o mutluluk bir şekilde sağlanmalı ve komünite oluşturmak işte burada çok çok önemli. Yani bir yanda çok birbirimize ilişki kurar haldeyiz ama bir yanda birbirimizden çok kopar haldeyiz. Ve her şey paylaşılamıyor. İşte burada çevre hareketi farklı bir şeyle geliyor. Yani kendini dünyayı değiştirirken kendini değiştirme hareketi. Bu hani bizim şey böyle hani devlet insan devlet için algısı vardı. İşte bu ulus devlet şeyi. Ki mesela benim babam, ben belki falan yine o jenerasyondayız, dan sayılırız hala. Yani kafada yani devlete hizmet etmek çok önemli bir şey. Ama şimdi yani çok uzun zamandır şey var. Yani 80'lerden sonra insana hizmet eden devlet şeyi var. Şimdi burada kendini değiştirirken dünyayı değiştirme şeyinde olan bir insan var. Bir yandan da ama bunun yanında çok da küçük olduğunun farkında. Yani çok farklı bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Birçok şeyin hani birçok tabii ki hareketin bunu partilerinde bunu farkında olarak ya da olmayarak ciddiye alacağını, almak zorunda kalacağını hani biliyorum yani öyle görünüyor. Zaten hocam bilincinde olmayanlar ya da olmadığını iddia edenler genellikle işte moda, girişte de demiştim moda, popüler konu gibi yaftalamalarda bulunuyor. Bu aslında işte dayattı yani Nurbahar'ın hocasının dediği gibi galiba. Onun dayatmacılığı yani işin açıkçası kaçınılmazlığından dolayı moda. Yani moda da diyebiliriz yani moda olması bir şeyin kötü olduğu anlamına da gelmiyor olabilir. Evet, zaten moda ne anlamda evet, kullandığımıza bağlı moda bir şey. Yani sizin söylediğiniz şey benim için çok önemli mesela. Hani popüler bir yerden bakmak dahi olsa bakıyor olmak, nereden gelirse gelsin katkı benim için önemli dediğiniz kısım benim için de çok önemli. Moda kelimesini ne anlamda kullanıyoruz? Kendimiz negatif bir anlam yüklüyorsak bu konularda moda oluyor falan diyorsak. Yani ne olacak ki olsun ya. Bence de öyle. Bunu diğeri öyle diyeceksin yani. Olsun yani. Evet, bence de öyle. Bence ya hatta moda başlamak lazım yani. Hani bu böyle bir şey. Zaten bir de modası da var hocam bunun ayrıyeten. Yani herhalde uzun uzun sürecek bir moda olacak bu. Yani çevreyle ilgili işler bayağı uzun sürecek ve hepimizi içerisine alacak moda. Aslında yani zaten toplumun farklı kesimlerinden, farklı partilerden işte bireylerin çok böyle farklı şeyleri yaptığını görüyoruz. Bireysel ölçekte bir şeyleri de yaptığını görüyoruz. Bu kaçınılmaz bir şey yani. Önümüzde koca bir çevre şeyi var ve biz artık öyle insan merkezi düşünemeyeceğimiz bir noktaya geldik. Artık herhalde bu mesela hastalık meselesi de yani şimdi hani yaşadığımız COVID sürecindeki şeyler hani böyle deyince bir an ben böyle değişik bir şey hissediyorum. Şöyle söyleyeyim. Hani böyle sanki bu süreci kullanarak çevre meselesini böyle öne çıkarmaya çalışıyormuş gibi böyle bir çıkarcılık gibi falan filan görüyorum. Bir yandan da yani öyle değil. Yani
hastalık tarihi meselesi yıllardır var ve bunu hani iklimle gelecek hastalıkları yıllardır hani hep söylüyoruz ve böyle işte şimdi çıktı. Hani çıktı, hani üzülüyor. Yani üzüleceğimiz çok kötü bir şey, hani şu içinde yaşadığımız durum çok kötü bir şey. Ama böyle kötülü zamanlardan bazen insanlar hani bir şeyleri belki öğrenerek de çıkarlar, ümidi var çevreyle ilgili. Yani işte ne bileyim, birçok türün artık azaldığını biliyoruz. İçinde yaşadığımız son 50 yıl içerisinde türleri kaybettik. Farklı türlerin işte o şeyin komitelerin, ekoloji anlamında da komitelerin içerisinde bulunan canlıların şeyin mukavemetini, dayanıklılığını azaltan bir şey. Ve farklı türlerin içerisine girmek farklı şeyleri de yani almamıza neden oluyor. İşte alışık olmadığımız işte mikroplar ya da işte şeyler, virüsler vesaire, bunlar çok daha fazla konuşulan şeyler haline geldi. Ve hani iklim tarihçileri bundan sonraki çıkacak şeyler için, hani hastalıklarla ilgili, iklimle ilgili hastalıklar mesela bundan sonra bekleniyor. Hani böyle bir iklim tarihçiliğinde beklenen şeyler içerisinde den bir tanesi çıktı. Yani patlak verdi böyle. Olumsallık diyor sana. Pat diye o çıktı. Başka bir kutu da açılabilirdi. Bizim beklediğimiz başka kutular var mesela. Uzun ölçekte bakınca. Konuyu birazcık daha konu başlığımız dışına çıkararak da bir şey söylemek istiyorum. Geçen bölüm Ethem Can'ına böyle akademide çalışma pratikleri üzerine neler düşündüğünü sormuştum. Hani nasıl bir yerde olmalı? Akademik pratik sence nasıl olmalı diye sormuştum. Size de birazcık yine akademi içinden bir soru. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Hani biraz cadılık dediniz siz. Aslında durumu birazcık belli ettiniz ama hani bu kadar güncel olan, yeni olan, interdisipliner olan bir konuda Türkiye'de çalışan bir kadın akademisyen olmak üzerine neler söylersiniz? Ben onları da duymak çok isterim aslında. Yani evet, cadılık ama benden önce başkaları da vardı. Yani bütün bu iklimle ilgili çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan ve akademiyi toplumun ihtiyaçlarından ayrı görmeyen birçok insan gibi, iklim tarihçisi gibi, Miktat Kadıoğlu'ndan bahsettiğimiz, sadece ondan bahsetmemek gerekiyor. Çok insan var yani bununla ilgili çalışan aslında bakarsan. Onlardan bir tanesiyim yani, uzun ölçekli görüp burada bir şeyler yapmamız gerek diyenlerden bir tanesiyim. Şeyin Osmanlı tarihçiliği içerisinde ise yani bu insan merkezi bakış açısı içerisinde hiç bu işte iklim meselesinin önemsenmemesi ile mücadele etmek gerekiyor. Yani şöyle ki işte 2007'de ben iklimle ilgili bir ufak makale yazmıştım. Yani o zaman da acaba etkili olmuş mudur, olmamış mıdır meselesi vardı. O zamanlar böyle birlikte bir şeyler kuralım falan. Hani ya Umberto Eco roman yazarken bile iklime bakıyor. Hani biz Osmanlı tarihçileri, bu tarım toplumu yani tarım sonuçta modern öncesi dönemden bahsediyoruz ve bilmeliyiz ne kadar ürün üretildi hangi dönemde diye hani yola çıktığımızda 2011'de falan birkaç nedenden dolayı böyle bu disiplinler arası şey çalışmalardan işte iklim çalışmalarının o dönem aynı zamanda şeyi sosyal bilimciler siz bundan anlamazsınız diye dışlaması ve işte Osmanlı tarihçilerinde bunu önemsememesi vesaireydi. Hani orada kalan bir çalışma oldu. Orada devam edemedi bir ekip olarak. Yani biz bir ekip hala kuramadık. Kurmaya çalışıyoruz şu şeyde. Yani Türkiye'de böyle bir iklim tarihi ekibi kurmaya çalışıyoruz. Yani yeni yeni kuruyoruz açıkçası. Ama 2007'de olmadıydı. 2011'de işte Sam White bir işte kitap yazdı. Anadolu'da isyan iklimi. Böylece bizim bu 16. yüzyılda Anadolu'da olan iklim değişikliği meselesi ve küçük buzul çağının etkisi meselesi artık böyle kabul edilir bir şey haline geldi. Fakat bugün geldiğimiz noktada artık çok daha ilerlemiş durumda. Yani Sam White mesela şey diyor kitabında, diyor ki yani bu kurumsal bir değişime Osmanlı İmparatorluğu'nda yol açmadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun hani çöküşü bununla geldi. Ama bugün biz şeyi biliyoruz. Yani
İç Anadolu bu kuraklığı yaşarken Ege'de ve Balkanlar'da durum böyle değildi. Yani daha fazla mesela zeytin üretimi olduğunu şey yapan araştırmacılar var. Hani Balkanlar'da işte tütün üretimi vesaire de böyle bu daha yağışlı bir dönem geçirdiğinden bahseden araştırmacılar var. Yani biz artık bunu daha komplike bir şey olarak görüyoruz. Yani bölgesel farklılıklar var ve farklı bölgelerin datasını, verisini alıp onunla çalışmaya başlanıldı. Hani bu çok yeni de olsa bu konuda yapılan çok fazla çalışma artık hani yavaş yavaş şeye geliyor. Ve bu durumda da tabii hani Osmanlı İmparatorluğu öyle işte iklim geldi, vurdu, gitti ve bizde hiçbir şey olmamış gibi baktık değil. Kurumsal değişimleri de yavaş yavaş bu süreçte çalışmaya başlayacağız gibi görünüyor. Ben görüyorum ki hani bu değişimler İç Anadolu'da ne bileyim vakıflarda örneğin çok önemli değişimler yaratmış. Kayhan Orbay'ın yaptığı çalışmalarda bunun izini bulmak var. İsmini böyle koyuyor mu koymuyor mu o ayrı mesele ama şeyde Osmanlı İmparatorluğu'ndaki önemli kurumsal değişimlerin ben iklim değişimiyle ilişkili olduğunu da düşünüyorum. Dünyada neler değiştiğini birazcık şeylerle, verilerle bakmakta yarar var. Aslında en güzel gösteren şeylerden birisi işte bu. 1950'lerden sonra plastik kullanımı hızlı bir şekilde hani arttı ve bugün hani doğada bizim izlerimiz böyle görünüyor. Bu müthiş bir resim. Ama bunun tabii işte mikroplastik olarak sulara karışan bir plastik atığından da bahsediyoruz aynı zamanda. 1950'lerden beri kullanılan bu madde, yani daha önce de kullanıyor ama yoğun bir şekilde paketleme şeyinde kullanılan bu madde artık hayatımızın önemli bir parçası. Artık bize de dokunuyor. Yani çeşitli hastalıklara neden oluyor. Mikroplastikler hayatımızın artık bir parçası ve sağlığımızı etkiliyor. İki tane şey var. Bizim komünite, iki tarafın komünitesini bir araya getiren aslında değişim var dünyada. Bir, dünya nüfusumuzda artması ve kent nüfusunun hızla artması, su tüketiminin artması, bunlar insanın etkisinin arttığını gösteren sosyoekonomik trendler. Bunlarsa doğadaki insanların etkisiyle, insan etkisiyle doğada oluşan işte karbon salımının artması, metanın artması, yani birçok şey doğaya etkisi insanın 1950'lerden sonra inanılmaz artmış durumda. Artık o yüzden çok güzel bir kitap var. Yeryüzünün güneşin altında hiçbir şey yeni değildir lafını tam tersine çeviren bir şey. Yeryüzünde yeni bir şey var artık. Farklı bir dünyanın içerisindeyiz. Buna baktığımız zaman bu işte karbon salınımının nasıl arttığını dünyanın farklı yerlerinde gösteriyor. 1950'lerden sonra yine böyle müthiş bir artış hızı görüyoruz. İşte dünya değişti artık. Biz de değiştik. Bunun böyle birazcık böyle şeylerle dünyadaki ayak izlerimizi de görmek iyi bir şey. Müthiş bir nüfus artışı var. Yani yine 1950'lerden sonra. Bu nüfus artışını nasıl azot kullanımıyla ilişkisini anlatan bir azot kullanmaya başlamamızla bunun nasıl arttığını o ilişkiyi gösteren şeylerden bir tanesi. Tabii azot hem tarımda kullanılan bir şey. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı sırasında azot, yapay azot kullanılmaya başlanıyor ve tarımda da bu İkinci Dünya Savaşı sonrasında ciddi olarak kullanılıyor ve işte yeni tür buğday türleri de 1950'lerden sonra yine üretilmeye başlanıyor. Örneğin İç Anadolu'da bunun çok yakından ilgisi, yakın bir ilişkisi var.
yeni türler şeye daha uygunlar. İşte ne bileyim makinalı tarıma daha uygun türler. Ancak bu türler şeye uygun değiller. Susuz tarıma uygun değiller. İç Anadolu'da ciddi olarak susuz tarım önemli bir şey ve bu eski tür şeyler, tohumlar daha fazla aranır hale geldi. Ve bu tohumlar öyle siz işte hadi artık bu tohumu ektik diye başarılı olabilecek bir tohumlar değil. Bunların sürekli ekilip yeni değişimlere ayak uydurmayı öğrenmeleri gerekiyor. O nedenden dolayı sürekli ekilmesi gereken şeyler. Yani bu tabii ki şey değiller. Ekonomik kesinlikle değiller. Yani işte yani 8 kat daha fazla ürün alabilirsiniz diğerinden. Bunlardan o kadar ürün alamazsınız. O nedenle gerçekten ya işte insanların, kullanıcıların desteğine ya da daha belki önemlisi işte devletlerin desteği burada çok önemli. Stratejik bir ürün olarak şeylerin, tahılların desteklenmesi gerekiyor. Nitekim Avrupa'da gerçekten müthiş bir destek var bu tür tarıma. Atlayarak geçeceğim. Bu da su kullanımı durumumuz. Yani yine 1950'lerden sonra müthiş artmış bir su kullanımı var. Bu İç Anadolu söz konusu olduğunda gerçekten çok daha önemli bir şey. Yavaş yavaş hani çölleşmeye giden bir şeyde, coğrafyada su kullanımı çok çok önemli bir sorun olarak önümüze çıkacak. Hani yani bunu bu çölleşmeye doğru gidiyor. Şimdiden önlem almak mı, hani şimdiden mi önlem alacağız, yoksa hani işte iyice bir kriz yaşayacağız, o zaman mı önlem alacağız? Bunu göreceğiz. Genelde kriz yaşandıktan sonra önlemler oluyor ve kriz şu an yaşıyoruz. Yakın dönemde en azından önlemler gelsin diye hani bekliyorum, öyle söyleyeyim. Bu da şeyi gösteriyor, yani plastik üretimini gösteriyor. Müthiş hızlı bir şekilde artan plastik üretim var. Bu dünya verileri burada gösterdiğim. Ama Türkiye'de de 1980'lerden sonra işte bakliyatlar plastiklenmeye başlanıyor. Ama bugün daha da ötesi, hani plastik çöp alan bir ülke haline geldik. O da önemli sorunlardan birisi. Artık yani uluslararası bir sorun da olmaya başladı. Plastikle ilgili sorun çok büyük bir sorun olmaya başladı. Bu bizim şey, yani doğal biyokapasitemiz ve bu biyokapasiteyi ne kadar aştığımız aslında şeyde, zaman içerisinde işte hani bu şeyde de biyokapasiteyi önemli ölçüde artık aştığımızı 1970'lerden sonra artık o biyokapasiteyi aşmaya başladığımızı, artık doğanın kendini yenileyemez hale geldiğini 1970'lerden beri gösteren şey. Biraz 2020'deki bu kriz şey pandemi sürecinde işte birazcık durduk herhalde. Hafif bir iyileşme söz konusu oldu. Belki düşündürür, biraz bunu geriye çevirmek söz konusu olur. Ümidi var bende. Evet, karbon emisyonları. Bu Türkiye'deki karbon emisyonlarını gösteren bir tablo. Müthiş hızlı bir şekilde yine yani 50'lerden sonra ivmesini alıp işte 70'ler, 80'ler müthiş bir hızla çıkan bir karbon emisyonu şeyimiz var. Bu sağlığı tehdit eden bir şey ve doğayı tehdit eden bir şey. Evet, bunu atlayacağım. Bu da
güzel bir harita aslında. Bu Ankara'nın haritası işte Orta Çağlar'dan 16. yüzyıla, ondan sonra işte 17. yüzyıl ve 19. yüzyıla Ankara, sonra 1986'dan 96'ya, 2006'ya ve 2016'ya Ankara gösteren şeyler. Yani müthiş bir büyümeden bahsediyoruz artık. Kent ölçeğinin çok daha büyüdüğünden büyüdüğünü görüyoruz. Bu da Ankara'nın yaz nem oranları. Bu nem oranlarının ortalaması, bu siyah çizgiler, bu siyah çizgilerin yani ortalamanın ciddi bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Yani 16. yüzyılın sonundan itibaren müthiş bir düşüş söz konusu. Hani bazı yıllar anormaliteler olsa bir, yani anormal işte yağışlı ya da anormal kuru yıllar varken o ortalamanın düşmesi müthiş etki ediyor ve bu kadar, yani bu kadar süre boyunca kuruyan bir İç Anadolu'dan bahsediyoruz. Yani bu büyük bir şey. Bu tam sıfır da olması demek, precipitation, nemlilik oranının aslında işte yeterli kadar su nemlilik oranı var olduğunu gösteriyor ve bunun altında olması yeterin altı demek. Bu çok uzun zaman böyle olmuş. Şuradaysa daha önce, yani 1500'lü yılların başlarındaysa ortalamanın üzerinde nemlilik oranının İç Anadolu'da gördüğünü görüyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Kırmayıp katıldığınız için. Rica ederim. Bu çok büyük bir şeydi. Çok, çok güzel programlar yaptınız bugüne kadar. Teşekkürler çağırdığınız için benim de. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.